Teşekkür ederim. Cece'ye hoş geldin. Çok sıcak, gerçekten çok sıcak. Herkese merhaba. Oğlum şu introya bakar mısın? Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Beyin hastalıklarının arasında öyle bir hastalık var ki karmaşık yapısı nedeniyle herkes tarafından dehşetle korkulmaktadır. Halk arasında çoklu kişilik bozukluğu olarak bilinse de kelimenin tam manası bölünmüş akıl. Şizofreni, insanı bilincinin köşesine sıkıştırıp bilinçaltına sığınmak zorunda bırakan korkunç bir ruhsal bozukluk. İnsanın düşünce yapısında, duygularında ve davranışlarında ciddi bozukluklara sebep olan, beynin yapı ve işleyişinde kimyasal değişikliklerin meydana geldiği zihinsel dramdır. Şizofrenin özü şudur. Bir bebek doğup dünya yaşamına girdiği andan itibaren sosyal beyni gelişmeye başlar. Sevgi, nefret. Çok korkunç değil ya, gergin diyor. Şizofreni birisiyle yüzleşiyormuş. Kendi kimliği başkasının kimliği. Kendi kültürü başkasının kültürü gibi gerçekleri öğrenir. Güneşin aydınlattığı, elektriğin çarptığı, ateşin yaktığı gerçeğine şahit olur. İnsanoğlu bunları öğrenerek bir noktaya gelir. Hayal ile gerçek arasındaki bu önemli sınırlar beynimiz... Ruhi nereye konuşuyor ya? Ruhi nereye konuşuyorsun? Hayal ile... Borpa spin. Ruhi nereye gerçek konuşuyor? Arasındaki bu önemli sınırlar beynimizde kimyasal harflerle yazılmıştır. Ama beyin... Ruhi kime konuşuyor? Kimyası bozulan... Ruhi ne? Şizofrenik bir kişinin beyni hatalı protein üretir. Bu da beynin yanlış algılamasını sağlar. Bunun üzerine kişi izlediği televizyonun kendisiyle konuştuğunu ya da... Donovol. Ceyhat daha yeni mesaj yarım çıktı. Kaan bana elimdeki kartın sahte kamerası olduğunu söyleyecek dedim ama bunu ben aşısına yerleştirdiğimiz çiple önceden benene koydum. Yani şu an Kaan 99.9 aynı ama sahte ya, masajın kartını. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Shut the fuck up. Ne diyorsun? Güneş doğduğu zaman güneşin aslında herkes için değil, kendisi için doğduğunu düşünebilir. Şizofrenlerin abo İç dünyasıyla bizzat birebir tanışmak için. Ben şu an nasılım biliyor musun Ruhi'nin gözünde? Tam anlamıyla şöyleyiz. Bana böyle bakıyor şu an. Abi bu video çok iyi ya. Ben bu videodan çok eğlendim şu an. Gerçekten. Aşırı zevkli bir video. Ben Ruhi Çenet'in Ruhi'nin vibe'ı bana çok eğlenceli ve komik geliyor. Şeyi de öyle yani, videoları da böyle hani bilgi videoları yapıyor ama böyle çok ince de bir komedisi var yani. Bu videoda Ankara'ya, şizofrenlerin bulunduğu özel bir yere gideceğim ve onlara kimsenin... Esat. Komple bütün Esat. Ankara'da Sığiye Köprüsü'nü geçtikten sonra şizofrenler bulunuyor zaten. Gelip 1 lira falan istiyorlar. Bıçak çekiyorlar sonrası. Sormadığı soruları soracağım. Şizofren dosyası açılsın. Oh shit. The Walking Dead ne zaman? Chen. Just Chatting'den sonra. Oh shit. Şizofreni Federasyonu'nun verilerine göre dünyada her 140 insandan biri şizofreni hastasıdır. Türkiye'de yaklaşık 140 insandan biri. 177 kişi var yayında şu an. 7-140. Chat. Bu chat'teki her 12 kişi şizof. Bu kişi chat'te 12 tane şizofren var şu an. Haberiniz olsun. Bir benim. Rahat edebilirsiniz. 11 kişi kaldı. Moderatörler var. Modları da çıkartın. Ona göre hesaplayın. Modlar ve beni çıkartırsanız tam şeye ulaşırsınız. 600 bin şizofreni hastası olduğu tahmin edilmekte. Ve bu şiddetli hastalık yaşamın her safhasında ortaya çıkabilirken erkeklerde 20'li yaşların sonlarında, kadınlarda ise 20'li yaşların başlarında görülür. Ve bazı durumlarda 12 yaşlarındaki çocuklara bile tanı konulduğu olabilir. Şizofreniye dönüşen bir beynin enerji programlanması bozulur, dopamin üretimi artar ve o kişinin gerçekle olan ilişkisi minimuma çekilir. Şizofrenin en tanımlayıcı özelliği psikoz. Bir başka deyişle gerçekle bağlantı kuramama hali. Bir başka deyişle rahatsızlığının farkında olamama durumu. Hastalar ilk safhalarda asla şizofreni olduklarını kabul etmezler. Abi o olay çok ilginç mesela. O algı çok garip geliyor bana. Şeyde de öyle. Paranoyak insanlarda da öyleymiş mesela. Hani
Biz şey gibi düşünüyoruz ya, paranoyak bir insan hani böyle. Paranoyak, hani paranoyak mıyım sorusunu soruyorsun ya, hani bir şeye çok kafanı taktığında mesela. Öyle olmuyormuş aslında paranoyak olduğunda. Kafanı takmıyormuşsun, inanıyormuşsun, öyle öyle diyormuşsun zaten. Aksine diğer insanlardan daha üstün olduklarına, sorgulamıyormuşsun bile. Şeylerin yani somut olarak var olduklarına inanırlar. Tanıdığınız insanların, bildiğiniz yerlerin sizin hayır, için o şizofren biz değiliz sensin C. Hatta 2000 kişi olduğunu görüyorsun. Ama var onlar. Stop. Yok mu? Ama bu monitörde yazılar yazıyor. Anıların hiçbir zaman var olmadığını hayal edin. Bu nasıl bir cehennem olur? İşte şizofrenlerle yüzleşmeye, kafamdaki senaryoların son bulacağı yere, Ankara'daki Mavi At Kafe'ye geldim. Tamam, burada artık, diğer kafelerin aksine çalışan insanlar şizofreni hastası. Gergindim. Bana aniden saldırırlar mı? İçeceğime zehir katılabilir mi? Ama şizofren kafesine girmeden önce size tabletimden bir şeyler okuyacağım. Ben burayı biliyorum lan, bu kafeyi. Quora forum sitesindeki şizofrenler anlatıyor. John Cooper demiş ki, ilk önce kafamda sesler duymakla başladı her şey. Obsesif takıntılarım da aşırı derecede artmıştı. Daha sonra Hazreti İsa ve kıyametle alakalı inançlarımı yitirmeye başladım. İnsanlar için de ciddi bir tehdit olmaya başlamıştım. Çünkü onlara zarar vermek istiyordum. Emily Ebanks demiş ki, ilk semptomlar paranoya ve sanrısal bozukluklardı. Hiç kimseye güvenmiyor ve her olaya şüpheci yaklaşıyordum. Hatta halamın beni öldüreceğini bile düşündüm. Onu ne zaman görsem kaçacak yer arıyordum. Bazı zamanlarda kafamdaki seslerin susması için kendime zarar veriyordum. Sesler bana sürekli şeytanın beni takip ettiğini söylüyorlar. Kafamı su kaynayan bir tencereye sokmam için bana emir veriyorlar. Cambria Parton demiş ki, 20'li yaşlarımı ya bir gün ben de şizofreni hastası olursam paniğiyle geçirdim. Sonunda bu hastalık beni de buldu. Dimitro Dudar demiş ki, bu sanki günlerce uykusuz kalmışsınız gibi. Eğer şizofreniyi çok merak ediyorsanız günlerce uyumadan yaşamayı deneyin. Yapmanızı tavsiye etmem. Robin Knight demiş ki, bildiğin cehennem, neyin gerçek neyin yanlış olduğunu bilmiyorsun. Mesela annenin yemeğine zehir koyup seni öldüreceğini düşünüyorsun. Aklın sana oyunlar oynuyor. Her şeyden şüphe etmene neden olan da o. En kötüsü de kafamdaki şeytan bana sürekli kendimi öldürmem gerektiğini söylüyor. Alexander Conrad demiş ki, sesler duymaya Ebu Sabaton. Bu hakikaten Sabaton. Tadığım an hemen kendimi oyalayacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Bazen saatlerce koşuyorum. Çoğu zaman karanlıkta yüzler görüyorum ve onlarla kavga ediyorum. Bir keresinde ailemin bir uzaylı olduğunu ve beni yemek istediğini bile düşündüm. Neredeyse her gece uyuduğumda kafamdaki sesler yüzünden uyanıyorum. Sanki birileri yanımdaymış gibi. Anonim biri demiş ki, bir gün dışarıda yürüyordum ve çok korkmuştum. Çünkü sanki bulutlar bana bakıp gülüp dalga geçiyorlardı. Ne zaman gökyüzüne baksam şeytanı görüyordum. Hatta arkamı dönüp kontrol bile ettim. Belki de bulutlar aşağı inmiş ve beni öldürmeye çalışıyorlardır diye. Reddit'teki Eros Prime kullanıcı adlı şizofreni hastası bir kadın ise kendisine sorulan sorulara şu ilginç cevapları vermiş. Soru 1. Gördüğün kişileri tarif edebilir misin? Sesler kafamın en derinlerinden geliyor. Sanki aynı vücutta yaşayan farklı insanlar gibiler. Kendi vücudumu beynimin içinde yaşayan birileriyle paylaşıyor gibiyim. Aklıma bir şeyler geldiğinde onlar hemen yorumlar yapıyorlar. Komple teorisyenler origin. Şöyle bir şey var bu arada. Gerçekten o aşırı böyle komple teorisyenleri de zaten şizofren olanları var ya, hani o deli gibi o düz dünya olaylarına inanan, işte dünyayı reptilianlar kesinlikle yönetiyor, uzaylılar geldi bilgi verdi, sonra dünyanın böyle bütün liderleri uzaylı falan, o insanlar da şizofren olanları olması lazım onlardan. Böyle bir şey okumuştum ben bir şeyde. Sonuçta benimle yani birlikte yaşayan 3 kişi var. Bunlar Boşluk, Küçük, Şeytan. Boşluk ve Küçük iki kadın ve sadece seslerini duyabiliyorum, onları göremiyorum. Şeytanı ise görebiliyorum, aynı zamanda sesi de var. Benimle en çok uğraşan bu adam kim oğlum? TC Antiperson. Şeytan. Çoğu zaman onu görmezden geliyorum. Fakat o anlarda çığlıklar atmaya başlıyor. Kendini biraz korkunç bu, açmıyoruz size. Ama onu sadece ben duyabiliyorum. Yalnız kaldığımda onların varlığını kabul ediyorum. Onlarla sohbet ediyorum. Fakat insanların içindeyken onları görmezden geliyorum. Soru 2. Bu 3 kişi bir anda yok olsa nasıl hissedersin? Üzülür müydün? Bunu ben de sık sık düşünüyorum aslında. Eğer bir gün onları kaybedersem sanırım özlerim. Şeytanı bile.
Pek çok şey paylaştım onlarla. Bir sabah uyandığımda burnumu ve kulaklarımı kaybetmiş gibi hissederim. Benden bir parçayı alıp götürmüşler gibi olur. Bu arada şeytan benden nefret ediyor. Tek söylediği bu. Soru 3. Şeytana ve diğer iki kişiye sorar mısın? Pardon. Tek bir dilek hakları olsa ne isterlerdi? Şeytan cehennemde ölmemi istiyor. Diğer ikisi de bir şeyler söylüyor fakat bundan elbette dediklerini yapıp yapmamak bana kalmış. Bu konuda özgür irademle seçim yapabiliyorum. Soru 4. Gördüğün şeylerin gerçek olmadığını ve şizofren olduğunu ne zaman anladın? O an ne hissettin? Benim dışında kimsenin hayali arkadaşları olmadığını öğrendiğimde fark ettim hastalığımı. O dönemde anaokuluna gidiyordum, herkes benden kaçıyordu, aynı masaya oturmuyorlardı. Hiç arkadaşım yoktu diyebilirim. Şeytan... Oğlum yazık lan, kaç bu durumdan yaşında? Memnundu, hoşuna gidiyordu yalnızlığım. Tableti kapatıp kapıyı açtım. Artık şizofrenlerle yüzleşme zamanı. İnternetten edindiğim gergin düşüncelerden kurtulmak için tableti masanın diğer ucuna koydum. Şey alabilir miyim? Tabii ki. Hemen getiriyorum. Arkada dünyanın en dark müziği var böyle. Çok güler yüzlü bir abla da geldi. Tabii tabii hemen getiriyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Koydum. Bunlar işte çok komik geliyor bana, Ruhi'nin videolarında böyle inanılmaz bir duygu değişikliği. Tabii ki, hemen geçiyorum. Sanki böyle boğazını keseceğim demiş gibi. Gayet normal. Değiştir, değiştir. Ya ağlama biraz, ağlama. Grow a pair yani, bir artık bir grow a balls yani. Bu değiştir. Anne! Yayıncı şizofren belge vilajdı. Shut the fuck up. Normal duruyor. Bu kadın gerçekten şizofren miydi şimdi? Durumu anlamak. Bunu dedikten sonra Ruhi'nin suratına baksana. Normal duruyor. Bu kadın gerçekten şizofren miydi şimdi? Durumu anlamak için ilk önce kafenin psikoloğuyla konuşmalıyım. Burak Bey, şizofreni nasıl ortaya çıkar? Bunu ne tetikler? Öncelikle hani şizofreni hastalığı genetik bir hastalık olduğu için belirli genlerin olması gerekiyor. Ve bu belirli genlerin çevresel veya biyolojik tetikleyiciler tarafından tetiklenmesi gerekiyor. O geni taşıyıp hasta olmak zorunda değil hani insanlar. Ama genel olarak genetik olduğu için bu geni tetikleyici çevresel... Şimdi mesela annen baban şizofrense o zaman, ya da annen şizofren ya da baban şizofren. Oha, ben bunu bilmiyordum mesela. Şizofren olmalısın artıyor o zaman. Sen bir faktörün olması gerekiyor. Ne gibi mesela? Taciz olabilir. Taciz olabilir. Uyuşturucu kullanımı, ot kullanımı mesela. Ot kullanımı dopamin seviyesiyle alakalı galiba. Tabii ki de. Uyuşturuculardan mesela amfetaminin dopamin fazlalığı ürettiği söyleniyor. Dopamin fazlalığından ötürü halüsinasyon ve paranoya gibi bazı belirtilerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Otele kapanıp 6 ay boyunca durmadan drug içmiş olma ihtimalleri var mıdır? Bir arkadaşım da öyle yaktı kafayı. 6 ay boyunca otele kapanıp crack içerse bence şizofren olmasa bile beynin çürütüyordur büyük ihtimalle. Ben onun şizofrenle alakası olduğunu düşünmüyorum. Daha değişik çevresel faktörler olabiliyor. Ne gibi? Reddedilme olabilir. Reddedilme olabilir. Bu tarz hastaların hani düşünceleri şöyle oluyor. Konuştuklarında mesela hani sonuca varmıyorsa tutarsız konuşmaya başlıyor. Korkunç değil ki oğlum, bu bilimsel bir şey. Cinlerden, hayaletlerden bahsediyorsa ya da hani fikirleri böyle kayıyorsa, yani davranış olarak da şöyle anlayabiliriz. Atıyorum yaz ayında mesela böyle kaban giyiyor. Normal olmayan böyle duruşlar oluyor, postürleri oluyor. Ya da katatoni dediğimiz şey oluyor. Hareketin azalması. İntihar girişimi bile genetik, evet, o da öyle bir şey de var, doğru. Onda dediğimiz şey. Belli başlı yanlış inançları oluyor, düşünceleri oluyor. Fikirlerinin bir kanalda, bir televizyon programında veya radyo programında yayınlandığını düşünüyor. Fikirlerinin çalındığını düşünüyor. Kendisine bazı fikirlerin beynine yerleştirildiğini düşünüyor. Kendisine zarar geleceğini düşünebiliyor. İnsanların hep ona baktığı, onun hakkında bir şeyler düşündüğüne dair. Baba şeyde vardı böyle, Requiem for a Dream'de vardı. Requiem for a Dream'in Türkçe şey miydi, hangi filmdi bu? Şey var ya, şu film işte. Onda da annesi kafayı yiyordu. Şarkısını anlayacağız. Türkçesini hatırlamıyorum ama. Şu işte. Ya bu. Bu işte. Rüya içine. Burada da annesi öyle kırıyordu kafayı. Speed veriyordu böyle zayıflasın diye. Aynen. Bu film de çok iyi bir film. Bunu izleyebilirsiniz ama yani sakın benim gibi sabahın 3'ünde izlemeyin, yoksa ertesi gün psikolojiniz bozularak uyanıyorsunuz yani. Bu tarz düşünceler oluyor. Herhangi bir organım yok diyor. Mesela kolum yok diyor. Buna da nihilistik sanrı diyoruz. Bu sanrılar, onlardan biraz bahsedebilir miyiz sanrılar?
En yaygını işitsel oluyor. Sonrasında hani görsel olabiliyor. Tat duyusuyla ilgili olabiliyor. Kokuyla ilgili olabiliyor. Mesela karpuz yediğimiz zaman peynir tadı almak mümkün. Kesinlikle olabilir. Korkunç hani değil ki oğlum o film zaten. Bile ağzına bir tadın geldiğini söylemesi bile bize bunun kanıtı olabiliyor. Dokunsal olarak da olabiliyor. Vücudunu böceklerin silah ettiğini düşünün. Bu ses halüsinasyonlarında neler duyuyorlar? Tanrı mesela, şeytan, bu tarz sesler duyduğunu söyleyen hastalar da oluyor. Genel olarak eleştirel oluyor. Yani sen çok çirkinsin, sen çok aptalsın gibi. Suçlamalar. Suçlamalar oluyor. Ya da emir gibi oluyor. Mesela git şunu al. Tek ses değil, birden fazla ses de duyabiliyor bu hastalar. Peki bu alevlenme dönemi ne sıklıkta olabilir? Bir kere hasta ilaçlarını kullanmazsa düzenli olarak, doktor takibinde olmazsa, aksatırsa kesin... Şimdi herkes şey düşündü mü? Ben aslında şizofren miyim? Çünkü bazen kendi kendime... Bence o değildir oğlum. Hiç yani kendi kendine... Çoğu insan kendi kendine konuşuyordur değil mi? Konuşuyorsunuz değil mi? Kendi kendinize konuşuyorsunuz değil mi bazen? Ya tamam, konuş. Herkes öyleymiş. Konuşursun oğlum. Kendi kendine konuşmak gibi değil bu ya. Bu kendi kendine konuştuğun zaman kendin konuşuyorsun yani. Konuşuyor. Ben de konuşuyorum arası. Hani böyle sesli olmasa bile aklından sürekli bir kendine geçiyor. Bu olay çok farklı. Kontrol edemediğin biri konuşuyor seninle, anladın mı? Aynen, ses dışarıdan gelmediği sürece sorun yok. Bunda olay apayrı bir durum yani. Biri seninle konuşuyor ve sen kontrol etmiyorsun onu. Kendi kendine konuşmak sağlıklılık belirtisi. Güzel bir habermiş. Kesinlikle bu halüsinasyonlar, delizyon. Ben fısıldayarak konuşuyorum. Onlar tekrar ortaya çıkacaktır. Çok kontrollü olması gerekiyor. Nasıl alevlenir mesela? Atıyorum, hasta iyi durumda olsa bile mesela aile ortamına giriyor. Eğer çok fazla böyle eleştirel olursa aile. Veya, baskı uygularlarsa. Aynen, baskı uygularsa. Reddederlerse. Reddederlerse, dramatize ederse bu olayı. Yani hastalığı hususunda böyle aşırı kaygılı gibi gözükürse hastaya, hasta tekrar nüksedebilir. Artık kafamdaki soruların son bulması için o kadınla konuşmalıydım. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Yasemin Şenyurt, 38 yaşındayım. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Mavi At Kafede çalışıyorum. Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği üyesiyim. Aynı zamanda fotoğrafla ilgileniyorum ve yayımlanmış 3 tane kitabım var. Hasta olduğunuzu ne zaman öğrendiniz? 2000 senesinde Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü 3. senemde bir gün kayboldum. Eskiden tanıdığım bir insanı bir parkta gördüğümü düşünerek onun yanında... Abi hiç hani hiç belli etmiyor. Tabii ki de gayet normal duruyor. Ama şeyi vardır yani, seviyesi vardır. Fazla normal. Yanına gittim ve o aslında eskiden tanıdığım mutlu, insan evet. Değildi. Ben de sevindim. Fakat ben onun yanına hiç gittim, peşinden gittim. O gece kayboldum. 2000 senesinde ben şizofreni tedavisi başladığı sırada ilaç kullanmaya başlamıştım. Fakat doktorumla görüşmelerim sırasında hastalığı henüz bilmiyordum. Bir gün Şizofreni Yazıları Dergisi vardı o dönem. Derneğin yayın organıydı. Bir yazı okudum ve oradaki yazıların benim yaşadıklarıma çok benzer olduğunu düşünerek doktoruma gidip şizofreni tedavisi mi görüyorum diye sordum. Kendisi de neden böyle düşündün diye sordu bana. Ben de çünkü gerçeklerle hayalleri birbirine karıştırıyorum dedim. Bunu dediğim anda şizofreni tedavisini kabullenmiş oldum. İkinci alevlenme dönemini yaşadım. O dönemde büyüklük sarnıları yaşadım. Dahi olduğumu düşünüyordum. Fakat şu anda yani yaklaşık bir 12 senedir yeni bir alevlenme dönemi geçirmeden yaşamıma devam ediyorum. Sizi tebrik ederim. Çok teşekkür iyi. Teşekkür ederim. İnsanların yüzünde maskeler görüyordum kaybolduğum dönemde. Bu sarnılar ilaçla düzelebiliyor. Yani antipsikotik ilaçlar son dönemde özellikle iyi duruma gelen ilaçlarla çok güzel bir tedavi gerçekleşiyor. Gelecekte neler yapmak istiyorsunuz? Gelecekle ilgili yeni kitaplar yayımlamak istiyorum. Fotoğraf sergilerine devam etmek. Vallahi Fazıl Hoca ile beraber çalışmaya abi şaka devam gibi etmek. Gelebilir ama ben psikologun söylediği şeylere benzer şeyler yaşıyorum. Sesler veya görüntüler yok ama bende sadece kontrol edemedim. Edemediğim düşüncelerim var. Oğlum o zaman bir tane gerçekten bununla ilgili şeysen yani destek alman lazım. Bir psikoloğa görün. Osurmadım bu arada, koltuktan geldi pardon bununla ilgili konuşurken. Ciddi söylüyorum, yani yardım alabilirsin. Öyle bir kaygın varsa aklında. Direkt destek al yani. Farkında olman da iyi bir şey yani. Kesinlikle bir destek alırsan. Bak mesela bu abla. Ya şizofren değilsindir belki. Belki başka bir şeyle bağlantılıdır. Hani illa şizofren olman da lazım diye. Bir sürü şey var. O kadar ağır bir şeyin de yoktur. Belki sadece evham da yapıyor olabilirsin. Ama gene bir aklındaysa bir görün bence.
etmek istiyorum. Damgalamak dediniz. Evet. Siz bu insanların yanlış anksiyete de olabilir evet. Sosyal hayatınıza damgalanmak yaşadıysanız eğer. Bunlar o zaman herhangi iyi. Birini nasıl etkiler sizin durumunuzda? Ön yargılar var. Bu temel ön yargılarda şizofreni hastalığı iyileşmez. Bir kere yakalandınız mı hani sonunuz kötü olur gibi bir ön yargı var. Belki de en acısı hani şizofreni tedavisi gören kişiler tehlikelidir gibi bir ön yargı var. Meanwhile Ruhi kafeye girerken düşünceleri. İçeceğimi ilaç mı atarlar? Ya beni bıçaklarlarsa? Bu kafeye girdiğim zaman ne olacağını hiç bilmiyorum. Neyle karşılaşacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ya. Bütün bunlar yanlış. Bunların doğruya çevirmek hepimizin elinde. Ben ilk başta şizofreni tedavisi gördüğümü öğrendiğimde hastalığı ölüm gibi düşünmüştüm. Aslında orada bir ölüm yok. Şu anda eskisinden yani şizofreni tedavisi gördüğüm zaman öncesinden çok daha iyi bir durumdayım. Belirtileri tanıyorum, öncesinde olabilecekleri biliyorum. Doktoruma haber veriyorum ve önlem alıyoruz, alevlenme yaşamıyorum. İnsanlar diyorlar ki hani sen şizofreni tedavisi görüyor olamazsın. Niye diye soruyorum. Ondan sonra diyorlar ki hani çok iyi görünüyorsun. Biz burada hepimiz çok iyi görünüyoruz. Düşüncelerimin hepsi bir ön yargıdan ibaretmiş. Sevgi ve tedavinin onları hayat enerjisiyle doldurduğunu gördüm. Toplumumuz için tehlikeli kayıplar değiller. Aksine tedavi edildiklerinde topluma nasıl kazandırılıp bize çok şey katabileceklerine şahit oldum. Kafede tişört yapıyorlar, kitap yazıyorlar. Dışarıdan gelen insanlar olarak şizofreni hastalarıyla kaynaşabilirsiniz. Kafede düzenlenen masal saat etkinliklerinde onlarla kitap okuyabilirsiniz. Nargile kafeye gidip vücudunuzu zehirleyeceğinize bu... Of çak Ruhi lafı hadi nargile kafecilere. Haklı. Nargile kafeye gidip vücudunuzu zehirleyeceğinize bu sıcak... Gel gel buraya nargile kafeci kaçma gel gel. Gel gel nargile kafeci gel buraya. Sapla. Pardon. Ortama gelip ruhunuzu doyurabilirsiniz. Birçok insan bir arkadaşına sinirlendiğinde şizofren misin sen ya gibi çirkin bir ifade kullanmıştır. Bu ifadenin şizofren hastalarını ne kadar incittiğini de düşünün. Daha sonra şizofren hastalarının sağlıklarının sevgiyle daha iyi gittiğini, nefretle daha kötüye gittiğini hayal edin. Şimdi bu videoyu on binlerce şizofreni hastasının da izleyeceğine hesaba katarsak, yorumlarda onlar hakkında düşüncelerinizi dürüstçe bilin. Yeni serim olan ama... Ruhi Çenet belgesellerinin ilk bölümünün ilk kısmı sona erdi. Konuyu sahasında araştırdığım Ruhi Çenet belgesellerinin devamının gelmesini istiyorsanız, bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer... Kaçma nargileci. Abi karşı komşun seni şizofren sanıyor. Vallahi olabilir o ya gerçekten bilmiyorum. Beni görüyorsa böyle gece 3 tane monitöre falan konuşurken sanıyor olabilir. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.